Cumhurbaşkanı'na kim laf söylerse bununla keseceğim bak. Kesmezsem orası bu çocuğum bu ülkede. En sonunda Cumhurbaşkanı'nın bam tenine basınca aldı ananı git dedi. Ya vuracağım onu. Silahla vuracağım burada bak. Biz, görecek onu. Biz da gene Tayyip Erdoğan'a vereceğim. AK Parti'ye değil. Tayyip Erdoğan'ın şahsına veriyorum oyunu. Nasıl gidiyor abi genel geçimler, ekonomik durumlar? Geldik sohbet ediyoruz. Var mı bir sıkıntı? Ekonomik durumlar şu anda hiç iyi değil. Ama neden hiç iyi değil? Sadece Türkiye'de değil, dünyada iyi değil. Nerelerden mesela haber alıyoruz abi? Hangi ülkelerle irtibat halindeyiz? Yurt dışında yaşayan akrabalarım var. Nerelerden? Mesela yurt dışında Almanya'da yaşayan akrabalarım var. Kardeşim var, amcam var, amcamın çocukları var. Halamın çocukları var. Onlarla konuşuyorum. Artı orada yayınlanan yani vatandaşımızın veya yabancı orada yaşayanların yayınlamış olduğu internet diye bir dünya da var. Orada izliyorum. Mesela Almanya'da ayçiçek yağının 5 kilo tenekesi 1.39'dan şu anda 4.99 euroya çıkmış. Kaç katı zam gelmiç? Peki abi. Müsaade eder misiniz? Kaç katı zam gelmiş? Şimdi bize Instagram'dan Almanya'daki takipçilerimiz evet. Market şeylerini atıyorlar. Fiyatlarını. Listelerini atıyorlar. Direkt çekip atıyorlar abi. Ben canlı yayını da ben izliyorum. Şimdi hangisinin doğru olduğuna kanaat getireceğiz. Ben size telefon numaranızı röportajdan sonra verin. Ben size atarım linkini. Fransa'da bir Fransız vatandaşı belki değiştirmiş olabilirler. Olabilir. Fransız vatandaşı market alışverişi Fransız vatandaşı Macron'un yakasından tutmuş. Böyle benim gibi sakallı 55 yaşında bir Fransız vatandaşı. Geçinemiyoruz. Aldığımız para maaşımıza ve su elektriğe yetiyor. Yani diğer ihtiyaçlarımızı, doğalgazımızı, yeme içme, barınma, eğitim masraflarını karşılayamıyoruz diyor. Macron'un dediği cevap şu. Dünyada bu böyle. Ben size bunun canlı aynısı bizim ülkemizde de oluyor abi. Var, yok ananı al git diyorlar mesela o zamanlar. Cumhurbaşkanı ananı al git dediği zaman çiftçi diyor yani. Çiftçi vatandaşımız orada ne yaptı kardeşim? Orada derdini anlattı. Cumhurbaşkanı da kalem müdürlerinin arkadaşıyla ilgilenin dedi. Ama o çiftçi vatandaşın provokatör olduğu o kadar bariz belliydi ki en sonunda Cumhurbaşkanı'nın bam tenine basınca aldı ananı git dedi. Yani bunu size de yapsa siz de aynısını Serkan, söylersiniz. Daha çok küfür onu, edersiniz. Onun orada yapmış olduğu... Cumhurbaşkanı'na kim laf söylerse bununla keseceğim bak. Kesmezsem orası bu çocuğum bu ülkede. Ona Cumhurbaşkanı'na kim hakaret ederse ilk ben vuracağım ona bu ülkede. Ona gerek yok. Ona gerek yok. Ben vuracağım. İlk ben vuracağım. İlk ben vuracağım. Ona gerek yok. Ona vuracağım onu. Silahla vuracağım burada bak. Görecek onu. Biz onu silahla vuracağım o Cumhurbaşkanı'na hakaret edelim. Haklılığımızı konuşarak, anlatarak ikna yöntemiyle yapmamız lazım. Yani sakin güçle, ol, kuvvetle sakin bu iş değil, olmaz. Sakin. Şimdi dünyada bir ekonomik küresel bir sıkıntı var. Abi sadece Türkiye'de değil. Bizde neden çok pahalı oluyor? Bir şey doların artmasıyla, müsaade edin, euro'nun artmasıyla, altının artmasıyla. Ben cep telefonu sektöründe şu anda çalışıyorum. Varif müsaade edin. Biliyor musun abi? Ham petrol varil fiyatları. 3 sene evvel 40 dolardan şu anda 190 dolarlara geldi. Gitme. Tamam. Arada 10 gün öncesinden bahsediyorum. 107'den 104'e düştü. Bizde 2 lira, 2,5 lira daha da yukarı çıktı. Neden çıktı? İşte neden abi? İşte dengeleme politikası. Ama varilin fiyatı düşerken doların da fiyatı yukarı çıktı. Biraz hesap kitap muhasebe biliyorsanız. Varilin fiyatı düşüyor. Evet. Şey, ama dolardan bahsetmiyorum. Benzin kardeşim, fiyatlarına bahsediyorum. Anlatamadım. Ben de onu söylüyorum. Şimdi benzin diyelim litresi 20 lira değil mi? Varilinde diyelim bir varil ham madde petrolde ne kadar? 190 dolar. Bu düştü 180 dolar. 10 dolar düşüş olduğunda bizde niye artıyor? Onu oradan adamlar 10 dolar düşürürken buradan Türkiye para parametresinde doları yükseltiyor. Anlatabildim mi? Bunu anlarsanız her şey çözülüyor zaten. Bu dolar niye yükseliyor peki abi bizim ülkemizde bu kadar? Paramızın değeri düştüğü için değil mi? Paramızın değeri düştüğü için. Ama şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Size bir şey söyleyeceğim. Abi. Hayır, çok basit bir şey söyleyeceğim. Geçen sene 1 Mayıs, biz 1 Mayıs'ta röportaj yaptık. Adam dedi ki geçtiğimiz sene 1 Mayıs'ı ben hatırlıyorum. 6.98'e dedi. Yani 7 lira. Dolar, tamam. Hayır, dolar değil. Benzin aldım. Tamam. Litresi. Şu anda 24 lira. Ben şimdi 3 katından da fazla. Fazla istedim. Doğru, itirazım yok. Doğru. Ben şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bakın. Gezi olayları olduğunda dolar ne kadardı? 2.67 idi. Ülkede darbe oldu dolar, bir müsaade sene, edin. Tam bir sene. Ama beni konuşturmuyorsunuz ki. O arasında nasıl fark var? Bak şimdi, gezi olaylarında... Aynen. Soru soruyorum ama. Siz sorunuza siz farklı bir cevap veriyorsunuz. Müsaade eder misiniz? Gezi olaylarında dolar 2.67 idi. Darbe oldu ülkede. Dolar var ya 10 sent oynamadı. Ondan sonra gelin buraya. 140 milyar dolar ülkede ekonomik sıkıntı, daralma oldu gezi olaylarından dolayı. Niye o zaman dolar artmadı? Biz şu anda Suriye'de bundan 5 sene evvel, doğru mu? Ya şöyle de,
Suriye'de bir dakika abi, Suriye'de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, o harekat, bu hareket yaptık. Amerika yeri çektik. O oldu, bu oldu. Bir sürü olaylar yaşandı. O zaman dolar artmadı. Niye şimdi artıyor? Muhalefet ne diyor de? Şunu şunu şöyle yapacağım diyor mu diye. Sor bakayım arkadaşlar, soracak mı? Şimdi muhalefet geçen mitingde yaptılar. Orada izlediniz mi mitingdeki konuşmaları? İzlemedim. Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal'in bu Türkiye'yi kuran, ondan sonra kendi kurduğu partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Milletin Sesi mitinginde, Maltepe'de Atatürkçü bir partinin mitinginde nasıl müsaade ederler? Her yer kandil, her yer direniş diye. Her kandil değil mi işte? İşte ben canlı izledim. Yok be kardeşim ya. Yok be kardeşim ya. O zaman demek ki biz... CNN'in de orada şeyi var. Spikeri, muhabiri spikere bilgi veriyor. Diyor ki şu anda diyor her yer Taksim, her yer direniş diyor. Tamam, öyle olduğunu kabul edelim. Şimdi ben de size... Ben de sizin siyasi görüşünüzü az çok anladım. Abi siz... siyasi görüşümüz yok. Yani... Tamam. Alt yazıda da öyle yazıyor. Okey, ben onun için söylemiyorum. Hayır, ben... Yandaş medyanın televizyonundaki alt yazı... yazıyor bunu. Dediğiniz doğru olsun. Hepsini geçtik. Size bir şey soracağım. Sizce ben şimdi bakın. Tayyip Erdoğan bir yaptı, iki yaptı, üç yaptı, dört yaptı, beş yaptı. Şunları yaptı. Siz bugün bırakın diğer siyasi partileri. Şu abim ya da siz deyin ki Tayyip Erdoğan şunu yaptı. Ben de yanına şunu koyacağım. Benim oyum ikinizin. Ama onun yaptıklarının yanına ben bir tane daha koyabileceğim diyen bir tane parti lideri yok. Bir tane. Adam daha kendi partisine sözünü geçiremiyor. Müsaade edin. 88 milyon nüfuslu bir ülkeyi nasıl yönetecek? Mülteci sorununa mı nasıl bakıyorum? Mülteci sorunu şu anda bizim ülkemizde bir sıkıntı halinde bir durum. Ama ben şunun... Farklı bir parti dediniz ya, ne yanına koyacak? Zafer Partisi göndereceğim diyor mesela. Neyi gönderecek? Mültecileri göndereceğim diyor. Gerekirse zorla diyor. Ben Müslümanım, iddia girmeyi sevmem ama öyle bir hakkım olsaydı sizinle her iddiasına girerdim ki mümkün değil, gönderemez. Yalan bu kardeşim. Hayır, ama bakın. Mümkün değil, gönderemez. Nasıl gönderecek? Bir parti de çıkıp nasıl gönderecek? Şunu oradan 1 milyon sığınmacı geldiği zaman bakın, mülteci sığınma hakkı diye uluslararası örgütlerde bir İşte kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarından bahsetmiyorum. Devletlerin hepsinin ortak imza attığı kuruluşlarda belirli kararnameler var. Sınırların birbirlerine angajman olan sınır bölümleri var. O bölümlerde insanların birbirine savaş halinde, zor halinde sığınma hakları vardır. Bunu da her ülke kendisi sırayla alır. Türkiye bakamadığı zaman Avrupa'ya kapısını açar. Avrupa ülkeleri de sırayla... Açmıyor ki. Neden açmıyorlar? Ukraynalılar açıyor. Ben size soruyorum. Şimdi hep siz sordunuz. Niye Ukraynalılar açtılar da Müslümanlar açmıyorlar? Bu insanların, bir dakika işte bu insanların, bu insanların Müslüman olması mı suç? Neden Ukrayna'ya bütün dünya açtı da, ne? Buraya geldiler. Karımızın, kızımızın selfie. Bunların hepsinde seninle hemfikirim kardeşim. Bıçakladılar. Hepsinde seninle hemfikirim. Ama o yüzden almıyor Avrupa. Anladım. Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Ben diyor, zaten aldım. Doktorumu, bilgisayar mühendisimi, işte teknikerimi. Ben diyor alacağımı zaten aldım. Kombiden anlayan, sıvadan anlayan. Ya şu anda zaten Suriyeliler, Afganlar. Bakın. Ben bir tane boş adam benim bütün akrabalarımın genelinin çoğu inşaat işi yapıyorlar. İnşaat işi yapıyorlar. Eğer Suriyeli, Erdoğan'a başkası yalan. Suriyeli, Afgan. Sırtınız var sizin, hoşuna gitti. Evet, ben Tayyip Erdoğan, benim oyum da Tayyip Erdoğan. Başka biri de Sivas'ta. Yok, ben siz de CHP veriyorsunuz, sizin de sırtınız Sivas'ta. Hiç sıkıntı yok. Hangi parti olursa ben sizin de sırtınız Sivas'larım. Hepimiz bu ülkenin çocuklarıyız. Eyvallah. Hepimiz bu ülkenin değeriyiz. Senin kime oyun? Ben oyumu şu anda gene Tayyip Erdoğan'a vereceğim. AK Parti'ye değil, Tayyip Erdoğan'ın şahsına veriyorum oyumu. Ya bugün Tayyip Erdoğan başka bir partiye de geçse ben ona yine... Tayyip Erdoğan bugün AK Parti'yi kapatıp da işte Kırmızı Partisi'ni alsın. Şahs, oyun benim onun şahsına. Çünkü yani onun... Güzel onun, bir yönetim şeklinde onun, olduğunu düşündüğünüz için. Aslında başkanlık sistemi bizim ülke için olması gereken bir sistem ama... Tam oturmadı kanaatindeyim. Yani %65-%70'lerde oturdu. %100'lük oturduğu zaman da daha iyi bir yönetim olacağının kanaatindeyim. Bakın teyzem Tayyip Erdoğan'a ben oy vereceğim diye kızıyor. Ama ben onun görüşüne saygı duyuyorum. İşte aramızdaki kültür farkı bu. Onlar biz Tayyip Erdoğan yiğidiz diye bize yobaz gerici diyorlar. Halbuki ben çok bir kültürlü şey olduğuma ben giderken gördüm. Keşke kamera görseydi. Bu böyle. Bu her yerde böyle ama. Güzel kardeşim. Bu her yerde böyle. Bugün Tayyip Erdoğan gider. Yarın Mehmet Yılmaz gelir. Öyle. Mehmet Yılmaz gelir. O gelir. Bu ülke hepimizin. Ama ben siyasetçiyi seviyorum diye bu ülkede vatan haini damgası görmemem lazım. İşte öyle bakıyorlar bize işte. Bakın insanlar korkuyor ki ben sana oy veriyorum. Şey söylemedi. Ben nasıl boşuna bakıp söz söyleyeyim. Yok yok, söz söyleyip yürüdüğünü gittim. Teyzeye de Allah uzun ömürler versin.
Ben şunu söylüyorum kardeşim. Bu ülke hepimizin. Bu ülke hepimizin ülkesi olduğu için hepimiz düşüneceğiz, karar vereceğiz. 2023'te kim oy vereceğimizi düşüneceğiz. Elimizi başımızın altına alacağız, düşüneceğiz. Çıkaracağız Z-raporunu. Z-raporunu çıkaracağız, günlük raporunu. Neler yapılmadığını göreceğiz. Geçmişten bugüne kadar neler olduğunu herkes biliyor. 2023'te ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Ama benim şahsi kanaatim, bundan 6 ay evvel Tayyip Erdoğan seçimleri kaybetmişti. Öyle görüyordum. Ama son 6 aydaki gelişmeleri görünce, Ukrayna'daki savaşın halini, gidişatını, bir ülkede bir liderin ne kadar önemli olduğunu, savaş halinde kitleleri nasıl arkasından götürebileceğini görünce insanların kanaatinin değiştiğini ve ekonomi şu anda kötü. Biz de kötü yapmış olabiliriz ama gene bu ekonomiyi düzeltecek olacak kişi de gene biziz diyebilmesi, bunların hepsi bir cesaret göstergesidir. O yüzden de benim oyum gene Tayyip Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanı'na. Mesela pazar market fiyatları nasıl? Abi çok pahalı her şey. Zaten şeyiz, üniversite okuyoruz şu anda. Öğrencisin? Evet evet, öğrencim, üniversite okuyorum. Şey mi, 3-4 arkadaş bir evde mi kalıyorsunuz? Yok, yurtta kalıyorum ben. Aynen, yurt işte, bursluyum zaten. İşte sen burslu olduğun için yurtta kalıyorum o şekilde, ama yine de çok zor geçiniyorsun. Arkadaşın mı, kuzenin mi? Arkadaşım o. Arkadaşın nereden geliyor? Eskişehir'den. Eskişehir'den. Nasıl durumlar orada? Ben aile evinde kalıyorum, şehir dışında aynen değil. Aynen. Evet. Durumlar aynı, kötü anneyle orada da. Anneyle beraber pazara gidiyorsun. Gidiyorum. Markete gidiyorsun, evet. Fiyatları görüyorsun. Nasıl maalesef değerlendiriyorsun? Maalesef çok kötü. Toplu taşıma bile çok kötü. Aile evinde yaşamama rağmen hani sırf toplu taşımaya aylık 400-500 lira para gidiyor. Ve okulum yakınken, Eskişehir küçük bir şehir, hani buraya nazaran en azından. Hani hiç hoş değil. Çok daha pahalı fiyatlar açıkçası. Yani ben günde minimum 200 lira harcıyorum. Hani 2-3 öğün yemek yesek zaten 150 lira gidiyor. Hadi kahve falan içip lükse girsek bile çok fazla masraf gidiyor. Yani aylık zaten 4-5 bin gidiyor yani. Sadece kahve içmenin lüks olduğunu düşünen gençlerle biz nasıl bir gelecek düşünüyoruz sence? İşte ben de onu düşünüyorum. Bu ülkenin geleceği tamamen bizim elimizde zaten. Biz de o yüzden çalışıp kahveyi çabalıyoruz. Kahveyi lüks olarak mı görüyorsun? Yok, kesinlikle lüks olarak görmüyorum ama o tarzı gören zihniyeti kırmak için zaten çalışıyoruz. Peki kardeşim, yarın bir seçim olsa mesela, aklındaki lider kim? Kime oy verirsin şöyle, mesela? Şöyle, şimdi gelecekteki mesleğimden dolayı şu an siyasi şeyler söylemek kesinlikle istemiyorum. Ama şu anki gidişattan memnun. Ya tabii ki hiç kimse memnun. Yani herkes şu an çok iyi gidiyor diyemeyiz hani. Ama tabii ki iyi olan şeyler de var, kötü olan şeyler de var. Her ülke böyle yani. Hiçbir yer mükemmel veya çok kötü değildir. Bu şekilde düşünüyorum. Senin kardeşim aklında kim var? Kimse yok. Yok. Desteklemiyorum. Mülteci konularında ne düşünüyorsunuz? Yürüyemiyoruz, soruyorum. Vallahi iyi soruyorsun abi. Çok iyi sorular soruyorsun. İşim bu. Evet. Yani işim bu. Güzel sorular soruyorsun abi. İşte ben ileride mesleğimden dolayı konuşmak istemiyorum şu an böyle. Size rahatsızlık veriyorlar mı mesela? Örnek veriyorum yani. Ben yaşamadım hiç. Açıkçası. İstanbul'da mı? Yaşamadım ya bu zamana kadar. Allah da göstermez umarım. Ya öyle canım. Kimsenin evet böyle bir müferit olay yaşamasını istemeyiz tabii. Ama sıklıkla duyuyoruz gençlerden. Evet. Yani laf atmalarından vesaire evet, çok duyuyoruz mesela. Çok kötü bir şey. Yerden de kesinlikle desteklemiyoruz. Burası Türkiye Cumhuriyeti'si, kesinlikle Türklerin yaşaması gereken bir yer. Ben bu şekilde düşünüyorum. Sen hiç böyle bir olay yaşadın mı? Kendim var yaşamadım. Yani Eskişehir'de de çok fazla rastlamadım açıkçası. Yine fazla yok. Evet. Burada gezdin. Burada değil. Başka şehirlerden gelen arkadaşlarım var. Özellikle sınır bölgelerinden gelen. Farklı şehirlerden gelen. Hani onlar çok aşırı rahatsız olduklarını söylediler. Özellikle kız arkadaşlarım. Ve erkek arkadaşlarım bile bazen rahatsız oluyorlar. Hani onları bile tehdit ediyorlarmış. O yüzden bundan da hoşlanmıyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür çok sağ olun. Ederim.